Allah Allah Bülent Bor kardeşim merhaba, iyi misin? İyi misin kardeşim? Teşekkür De ediyorum Allah Mehmet razı Bey, olsun, siz Allah nasılsınız? Allah razı olsun kardeşim, yani gözlerinden öperim, yanaklarının iki yanından öperim kardeşim. Eyvallah. Başlasın. Nasıl çocuklar, iyi mi inşallah? Çocuklar iyi inşallah. Şükür, Sağ, çanakkale'deyim. tamam, yengenim iyidir inşallah. İyi, çocuklar yengenim iyidir inşallah. İyidir, Allah o da razı olsun. göreve Sağ gitti. ol, teşekkür ederim. Allah sağ Ne ol. görevine gitti abi? Ne görev abi, ne görevi? Öğretmenlik yapıyor. Öyle nerede? Nerede? Çanakkale merkezinde. Çanakkale, öyle mi? Ha tamam. Çanakkale merkezinde öğretmenlik yapıyor. Öğretmenimizin buradan gözlerinden öpüyorum. Selam olsun. Sen de Bülent Bor kardeşim, sen de gözlerinden bir yengeye selam, çocuklar selam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Buyur, bir şey diyecektin sen. Buyur, bir şey dedin sen. Bir şey diyecektin. Eyvallah abi, hoş geldin. Buyur. Bana bir takım elbise ayarlasana Mehmet abi. Evet tamam, ayarlayalım. Tamam, ayarlayalım. Kaç beden giyiyorsun şu anda? Hemşerim, pantolon ve yan... Tam takım kombin ne? Kombin mi istiyorsun? Kombin ne? Kombi istiyorum. Kombin, tamam. Kombi. Buraya gelecek mi? Buraya gelecek misin sen? Ha, buraya. Tamam, sen buraya... Geleceğim oraya. Tamam. Bülent Bor kardeşim, senin buraya gelmen lazım. Buraya gel ki ona göre ayarlayalım sana. Buradan. Tamam, bir kombin yapalım burada. Bir kravat kombin, burada kravat pantolon ceket mi? Tam takımı seni tam takımı gönderek memlekete. Olur. Olur. Tam kravat kravatıyla, ayakkabısıyla, ceketiyle tam bir takım gönderek sana bak. Yapalım. Olur kardeşim. Mehmet abi, hatırlıyor musun? Bülent abi gelecekti buraya daha önce. Bir mesaj evet, yollamıştı. Bir de paça pantolon paçasından yaptıralım buradan. Yaptıralım. Güzel güzel yaptıralım. Hediye değil sana. Hediye değil. Mehmet abi, bir soru. Niye gelmemiş? Gelecekti. Gelmedi. Bülent Bey gelecekti. Neden gelmedin? Sana mesaj yollamıştı. Sen evet, ona yollamıştın. Evet, bana mesaj gönderdin. Geleceğim dedin. Gelmedin. Evet, anladım abi. Evet abi, Bülent anladım. Abi'nin bir mevzusu var. Anladım, anladım. Yani işin mi çıktı Bülent Bey? İşin mi çıktı? Ben sana şöyle göstereyim buyur, Mehmet buyur abi. Buyur başlarsın, buyur abi. Buyur. Mehmet abi. Bak Mehmet abi. Ha, anladım. Ya polis ha. Anladım. Ya kim? Ben görevdeyim, o yüzden gelemem. Tamam. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor. Çünkü Bülent Bey bizim polis güvenlik güçlerimiz tabii ki bizi 24 saat burada güvenliğimizi sağlıyor ve insanları koruyor tabii. Yani siz biraz geri vites yaptın gibi, şimdi, bir şey oldun, bir korktun gibi Mehmet abi. Şimdi Bülent Bey siz polis olarak güvenliğimizi korusun, insanları korusun. Doğru mu? Doğru mu? O yüzden insanlarımızı korusun. Güvenlik güçlerimiz polis olduğu için, güvenlik güçlerimiz olduğu için şu anda insanlarımızı korun. Doğru mu? Doğrudur. Bunu diyorum. Evet. Bülent abi, kadınlara bakmak suç mu abi? Polisler kadınlara bakanları alıyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Bakmaya da o yüzden dikkat edeceğiz. Tabii ki. Evet, tabii ki. Evet. Ben cinayet masasındayım, ona göre. Evet, bak dikkat et diyorum Mehmet abi sana. Doğru. Doğru Bülent Bey, şimdi Bülent Bey. Şimdi Bülent Bey, benim bir şey yok da burada benim bir şey yok. Ben çünkü çok ağırbaşlı bir abim ben ve kendim ne yaptım bilemeyeceğim ve sağ ol teşekkür, bir de çok saygılıyım ve çok da saygılıyım ben. Tabii çünkü Bülent Bey çok saygılı bir insanım ben ve ne yaptığımı bilemeyiz ve bu arada Bülent Bey çocuk falan değilim ben. Burada çocuk değilim ben. Güzel konuştun Mehmet abi, çok güzel konuştun. Burada Bülent Bey... Bana bir gıcık aldın. Değil. Bülent Bey, ben burada çocuk falan değilim. Mehmet abi, bir şey soruyorum peki sana. Buyur. Bülent abi mermiden hızlı koşuyormuş. Ha şimdi... Öyle bir şey var mı? Şimdi mermiden... Sor bakalım, mermiden hızlı koşuyor. Ha bir dakika Bülent Bey, bir dakika. Şimdi gülelim eğlenelim de tabi her insanın gülme hakkı var. Şimdi Bülent Bey, mermiden neden hızlı koşuyorsun? Çünkü ben o mermiyi video için yaptım Mehmet Bey. Anladım. Çünkü Bülent Bey şöyle bir şey. Mermi insanla hızlı gider. Mermi hızla gider ama insan gidemez. Ama bak gidiyormuş. Bir dakika dur. Bak şimdi Bülent Bey mermi bak tamam ya bak. 10 numara. Mermi hızlı gider de insan gidemez. Heh. Bak şimdi oldu. Heh. Ama mermiyi yakalamış, havada cebine koymuş. Bak takdir etti beni. Anladım
Mehmet abi, Mermi yakalamış cebine bak, koymuş. Bak, takdir etti beni ya. Takdir etti. Büyük görüşme ama. Bülent değil mi? Bülent Orla görüşme. He. Mehmet abi, mermiyi havada yakalıyormuş, cebine koyuyormuş. Sen yapabilir misin? Bak o, sor kendisine. Oğlum oldu. Oğlum peki oldu. Sağ ederim yüzden mi yenge buradan çok arasın. Bülent Bey bu arada yeni yıl ayı. Yeni yıl kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağlarım ve yüzlerinden öpüyorum. Kucak dolusu gül atıyorum sana. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Başlasın her gün burası biz. Başlasın. Burnum bile kanamasın. Sağlarımla Bülent Bey. Gözlerinden öpüyorum. Gözlerinden öperim. Yenge ve çocuklar selam olsun. Kapatıyorum. Tamam, kapanıyor. Evet. Buyur. Teşekkür ederim. Başlasın. Baba görüşmek üzere. Evet. Bir insan konuşmayı bilsin ya. Tabii şu ya. Abi, bir insan konuşmayı bilsin be. Kesinlikle. Evli mi adam? Evli tabii. Evli çocuğu var. Evli tabii. Evde değil mi? Evliyim de evliyim dedi. Polis mi? Eski FBI diyor. Tam işte. Tam işte evli çocuğu. Yangi'yle beraber bot bağlamışlar da. Sen nasılsın Mehmet abi, iyisin? Ben iyiyim, ben iyiyim. Kendisi beni yolladı buraya. Doğru söylüyorsun. Sen ona ağzının payını verdin. Aynen öyle. Hatta böyle yaptı bana. Demiş arkadaşlara bir 100'er lira versin demiş. Bir de var ya bana böyle yaptı. Mehmet abi. Adamsın dedi bana. Mehmet abi. Böyle dedi adamsın. Demiş ki gidin 100'er lira alın bire. Kim bu? O Bülent abi. Kendim. Mehmet abiden 100'er lira alın demiş. Benden. Benim param mı var? Öyle yollamış. Onun için yollamış. Yee. Onun için yollamış abi çocuk. Bak ben biraz bak Mehmet abi, bak ben sana karşında böyleyim. Ya değil mi? Yani bir 100'er lira vereceksin işte çocuklara. Oho. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Sıra havayı boşalttın. Bana bedesini isteyecektim. Bedesini isteyecektim valla. Her şey ölür. Sinan mı? Valla kardeş, madem ki buraya kadar geldiysen ben de seni isteyecektim. Neden olmasın? Çok çocuğum var. Mehmet abi, ben misafir olarak geldim. Sevinirdim. Sevinirdim çoluğa. Sevinirdim valla. Ben misafir olarak geldim. Baş senin yanına geldim. Baş tersin kardeş. Senin bana bakman lazım biraz da, değil mi Mehmet abi? Bakayım. Bakayım. Sorun değil bakayım. Bir sigara ver bak. Böyle bakıyorsun yani, değil bakın, mi kadar? Çay da verdim, su da verdim. Sorun değil. Para. Çay da var, su da var. Para. Sorun değil. Para. İşte para sıkıntı, para. Para sıkıntı. Halbuki var ya, şöyle bir şey. Versen sevinirdim. Mutlu sevinirdim vallahi. Sevinirdim. Mehmet abi, karnımız aç olmasa buraya gelmezdik. Mehmet abi söyledi, Mehmet abi yardımcı olur dedi. Benim askerlik arkadaşım dedi. Doğru. Çok şükür elhamdülillah Rabbim. Askerle beraber miydiniz? Heybelat adam yaptı o da. Asker. Senin askerlik arkadaşın. Mehmet abi havada mermiyi yakaladı mı? Kim, ben mi? O Bülent abi. Şimdi havada mermi bir dakika. Öyle abi, yakalıyormuş abi. Giden Mehmet abi yakalamaz. Giden mermi havada yakalıyormuş. Havada mermi yakalanmaz. O yakaladı mı diyor. Yakalan. O diyor işte. Havada mermi mi yakalandı ya? O diyor öyle yakalanıyor. Mermi uçuyor ya. Mermi yere düşer. Havadan yere düşer. Koşmuş yakalamış cebine koymuş. Saçmalama bak. Abi mermi havadan yere düşer. Abi öyle diyor ama ben ne bileyim. Yeş. O kendisi anlatıyor. İyi öyle bir şey. Cihangir abi gibi biraz üfürüyor mu? Atır ya. Olur mu canım? Mermi havadan yere düşer. Cem olur mu mermi? Adam yakalamış koymuş vallahi, bilmiyorum. Yok yalan o. Ya bilmiyorum. Yalan cep olur mu, cep konur mu? Kendi anlatıyor ya, abi. Ben ya abi uçan mermi cep konur mu ya? Ne o kadar olur. Hızlıymış abi. Koşuyormuş, yakalıyormuş. Komutana ya, selam vermiş. Ya. Sen asker arkadaşım dedin. Doğru. O zaman görmedin mi sen mevzuyu? Gördüm. Gördün mü? Ha o yaptı yani. Mermi yakaladı yani. Evet. Havada mı yapalım? Mesela abi şıracılı da iyi. Şimdi mermi... Abi şimdi kardeş... Dam mermi havada yakalanmaz mı ya? Aldın mı canım ya? Ama çok hızlı bir insan. Ya iyi de Allah ya, tamam da kardeş... Ya kardeş, insan olun mermi havada yakalar mı ya? Saçmalama bakalım. Mermi adam öldürüyor ya. Heh. Mermi adam mı diyor? Havada uçan mermi adamı yakalayabilir mi ya? İşte öyle diyor. Ya yer düşer ya. Koçak'ın yeri düşer. Olur mu? Havada uçuyor mermiye. Oradan uçabilir mi? Havada, insanla havaya uçabilir mi? Vallahi saçmalama bak hele. Yok, düz gideni yakalamış ya. Havaya gideni değil. Koşmuş mu acaba peşinden, yoksa oltayla mı yakalamış? Yok, peşine koşmuş. Ya. Gözümü almış ya. Ya Recep. Lan merminin arkasında koşulur mu ya? Tehlikeli.
Tehlikeli abi. Döner gelir sana gelirsin. Evet çok tehlikeli ya. Lan hesap et. Adam tabancayla sıkıyor, içinden mermi çıkarıyor. Ya hesap et. Direkt ya gözüne gelir, ya karnına gelir, ya başına hesap et dedi. Tabii canım. Ya ayağına hesap et dedi. Tabii canım ya. Hepsini hakimsin. Abi mermi tehlikeli ya. Vallahi hepsini hakimsin. Bacağına gelir, gözüne gelir. Tehlikeli. Buyur. Heybeliada'da bunun eğitimini aldınız mı? O ben, evet söyleyeyim ben. Gülüm, ben Heybeliada'da atış yaptım. Atış poligonunda. G3, G3 ulan G3. G3 M1 piyade tüfeği var. M1 bak bir daha söyleyeyim. Acemi'de İzmir'de M1 piyade tüfeği kullandım. Sabahkar'da İstanbul'da G3. Nöbet tuttum ben. G12 12 8. Yani 12 8 derken öğlen 12 sabah 8. Ha öğlen 12 sabah 8 mi? Abi, nasıl bir nöbet mi? Bir dakika. Bak 8-12 ne demek? 8-12 ne demek? Bir dakika. Gece 12 bir dakika. Bir dakika. 8-12 8-12 nöbeti ne demek? Ne demek abi? Bak sabah 8 öğlen 12. Sabah 8 öğlen 12. Öğlen 12 diyorum ben. 8-12. Sabah ha. Sabah 8 öğlen 12. Gece 12 değil. 8-12 nöbeti bu işler. Bir de bilmiyorum. Abi sabah 8 öğlen 12 olmaz ya. Asker yaptın mı? Yapmadı. Ha yapmadı. Yaptın mı? Yok. Yapmadı. Ama öğlen 12 olmaz Mehmet abi ya. Kaç olur? Gece 12 olur ya. Oo, ben bir aklı fikri gecede bu. Lan gece nöbet olur mu? Niye gece boş mu kalacak abi? Lan tamam bir dakika. Hiç gece nöbet tutmadın mı? Bir dakika. Evet. Evet gece nöbet olur. Ama kulübede. Kulübede. Nerede tutuyordun? İstanbul kulübede tuttum kulübe. Öğlen nerede tutuyordun? İnsanların korudum. Allah Allah. Tabii canım. Adadan. Adada. Heybeliada. Heybeliada ama gerçekten çok güzel oranın güzel şeyleri var. Neyleri var? Kızları var. Değil mi? Şimdi bir dakika. Şimdi bak doğru yazıyorum. Gerçekten İstanbul kızları çok güzel. Heybeliada diyor. Uzun öyle narime sahip. Allah Allah. Tabii ben gördüm. Uzun öyle narime sahip. Bir de ben Antalya'sına gittim. Antalya'sına. Evet. O turistleri gördüm. Turistler ne yapıyordu Mehmet abi? Çıplak güneşleniyordu. Anladın mı? gördüm anladın mı? Hiç unutmazsın onu. Çürüm. Ben gözümle gördüm. Vallahi izledin mi? Gözümle gördüm. Vallahi. Ben annemle gittim annemle. İyi. Şeftali'ye gittim. Şeftali'ye gittiğin belli. Ben anneme şeftali doldurdu. Kamyonla gittik. Vallahi. Nasıl güzel miydi? Güzel. Side mi güzeldi İstanbul? Bir adam geldi ya. Side. Antalya Side mi? Şimdi. Side mi güzel İstanbul mu? Şimdi bir dakika. İstanbul'da güzel Antalya Side de güzel. Niye biliyor musun? Ha. Çünkü Antalya İstanbul Akdeniz bölgesi olduğu için. Evet. Bak bir daha söyleyeyim. İstanbul Ankara bak İstanbul Antalya Akdeniz bölgesi olduğu için. Yok ya Karadeniz ise Antalya. Hayır canım. Karadeniz hayır. Abi ya. Abi olur mu ne bir saçma? Abi olur mu? Bak olur mu? Bak kardeş Antalya'da İstanbul Akdeniz bölgesi. İstanbul Akdeniz bölgesi mi? Antalya'da bak Antalya'da İstanbul Akdeniz bölgesi. Olur mu abi İstanbul Akdeniz bölgesi? Ya bura Mersin gibi. Evet. Şehir yani. Buyur. İstanbul nasıl Akdeniz bölgesi abi? Ya, bak ama o şehir. Ya doğu değil. Doğu tarafı değil. Doğu tarafı değil tamam da Akdeniz doğu değil. Akdeniz değil İstanbul. Anlamadın sen. Akdeniz abi sen anlamadın. Akdeniz, ben eşeğim tamam abi, anlamam ben hiçbir şey. Canım Akdeniz Mersin. Bak. Evet. Babacığım bak Akdeniz Mersin. Tamam. Ama Antalya Side. Evet. Deniz Antalya Side deniz tarafı olduğu için. Evet. Abi deniz ya orada deniz evet. Ya. Orada deniz. Tamam hangi deniz? Abi. Abi ben söyleyeyim bir dakika. Antalya okuyoruz diye biliyorum. Ya bak bir dakika. İstanbul Antalya Karadeniz. Karadeniz ha? Karadeniz. Heh, Antalya İstanbul evet. Karadeniz. Yok ya Akdeniz olması lazım değil mi abi? Hı. Antalya. Antalya Karadeniz. Antalya Akdeniz abi ya. Karadeniz olmaz. Ama Marmara da olabilir. O da olabilir. Hangisi? Bir şöyle Türkiye haritasını gözünün önüne getireceğim. Tamam buldum. Evet abi. Buldum. Abi İstanbul Marmara. Heh? Marmara. İstanbul ya. İstanbul Marmara Denizi. Senin ha? Bir dakika. İyi. Bak İstanbul Marmara Denizi. Evet. Ama Antalya Karadeniz olabilir mi? Olabilir. Abi emin olamadım ya. Karadeniz olabilir mi Karadeniz? Olabilir. Ege? Ha bak Ege. Ege'de olabilir. Evet. Çünkü bak unuttuğumuz zaman geçiyor. Ya tabii artık. Ben onu bir de Cenk şöyle bir şey.
Cenk. Ben askerliği İstanbul'da yaptım. Evet. İstanbul'u Eyberada. Ama hava atmayı ama bırak yalnız, hava. Yani bir dakika. İstanbul'da yaptım. Yalnız bir dakika bir şey ben sana. Oranın subay öğrenci, subay öğrenci var subay. Evet. Bak bak. Ora, bak bir dakika. Orada harp okulu var. Buldun mu? Harp buldum okulu. Abi evet. İstanbul harp okulu. Evet. Nerede? Tam nerede? Eyberada'da. Ama nerede? Nasıl nerede? Harp, harp okulu, harp okulu. Nerede? Denizin kenarında. Heybalada'nın yanında harp okulu. Tamam. Ha buldun mu orayı? Buldum abi. Tamam. İyi. Harp okulu. O zaman buradan bütün subaylara selam bir defa konuş. Harp okulu ve bir de İstanbul'da subay ve öğrenciler bak. Bu da Şener Yarbay. Şener, benim Şener Yarbay'ım emekli oldu. Ha. Bir de Hidayet'den subay. Ben astubam. Hidayet'den subay. Onlara da buradan selam olsun. Onlar emekli oldu. Bitti bir selam yolla. Ben askerliğim de bitti. Yıllar ve geçti. Tamam. Çünkü yaşım 52 benim. Hadi. Yaşım 52 evet. Selam yolla. Yaşım 52 evet arkadaşlar. Bir selam yolla. Kapanış yap. Evet buradan ne söyleyeyim? Bütün subaylara da selam olsun, askerlere de selam tamam. olsun. Tamam, söyleyeyim. Buradan bütün İstanbul subay öğrencilere selam olsun. Ve Şener Yarbay, Şener Yarbay'ım, Şener Yarbay'ım, Hidayet Asılman buradan selam olsun. Gözlerim. Mermiden de hızlı koşulmaz. Onlar emekli oldu. Ve arkadaşlar gerçekten, arkadaşlar mermiden hızlı da koşulmaz. Kimse abartmasın. Kimse abartmasın, ha. Mermiden hızlı koşulmaz. Tamam. Like beğeni de atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar like beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar ve bu arada açı bırak. Açı bırak. Ve arkadaşlar buradan tüm ölmüşlerimize açı bırak. Evet. Açı bırak. Buradan tüm ölmüşlerimize köy mezarlığı ve şehir mezarlığına demlenen kardeşlerimize rahmet olsun. Rahmet anıyoruz. Saygı anıyoruz. Tüm ölmüşlerimize buradan rahmet olsun. Hadi kalk gidelim mezarlığa da bir dua edelim. Ederiz şimdi. Hadi kalk. Yeri kalk, değil. Kalk hadi mezarlığa gidelim. Otur yer değil. Kalk hadi mezarlığa gidelim. Otur. Hadi.